İbrahimi dinlerin ortak özelliklerinden birisi başlangıç mitleridir. Bu hikayelere göre Tanrı ilk iki insan olan Adem ve Havva'yı yaratmış ve onları işledikleri günah yüzünden dünyaya göndermiştir. İnsan ırkı da bu iki insanın karması olarak dünyaya gelmiştir. Ancak bugünkü verilere bakarsak açıkça söyleyebiliyoruz ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Canlıların değişerek ortama uyum sağlaması fikri antik Yunan'a kadar dayanır. O dönemdeki bazı düşünürler dahi insanların geçmişte şu anki formları ile hayatta kalamayacaklarını fark etmişlerdir. Ancak İbrahimi dinlerin yaratılış miti ile evrimsel süreç birbiri ile çeliştiği için bu durumda insanlar bir seçim yapmak zorunda kalmışlardır. Ha tabi bazıları, "Yahu kardeşim, Kur'an'da evrimle ilgili ayetler var" falan diyebilme cesaretini gösteriyor ya, o da ayrı bir konu. Bütün hayatını yaratılış mitine inanarak geçiren bir kimse, evrim konusu açıldığında belli kalıplaşmış soruları sormaktadır. Bu sorulardan bazıları şunlar. 1. Yahu kardeşim, ara form gösterir misin bana bir tane? Nerede bu ara formlar? 2. Evrim hayatın başlangıcını açıklayamıyor. Ancak Kur'an açıklıyor. Neden başı sonu belli olmayan bir şeye inanalım? 3. Evrim geçmişte olmuş bitmiş bir şey diyorsunuz ancak bugün bilim yaparken her şeye gözle görülebilir bir kanıt istiyorsunuz. Hani kardeşim ben göremiyorum kimseyi evrimleşirken? Evrimi gözlemleyemiyorsam inanmam. 4. Seni kim doğurdu? Anneni kim doğurdu? Onun annesini kim doğurdu? Onun annesini kim doğurdu? 5. Evrim bir teori değil midir kardeşim? Neden bunu bir gerçekmiş gibi kabul ediyorsunuz? Şimdi yavaştan bu birkaç soruya cevap verelim ki sorgulamak üzere olan bazı arkadaşlar evrimin yapısını daha rahat anlasın ve bir kararsızlığa düşmesinler bu konuda. İlk önce evrimin tanımıyla başlayalım. Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir. Yani bir canlı türünün ortam koşullarından etkilenerek zorunlu değişimlere maruz kalmasıdır. Bu değişimler doğal seleksiyon ve yapay seleksiyon dediğimiz prensipler sayesinde gerçekleşir. Bu iki terim yanında bilmemiz gereken üç terim daha var. Pozitif mutasyon, negatif mutasyon ve nötr mutasyon. Mutasyonlar genetik yapıdaki hatalar sonucu oluşan değişimlerdir. Pozitif mutasyon bu hatalar sonucunda ortaya çıkan, canlının hayatta kalma şansını arttıran değişimlerdir. Örneğin, bir hata yüzünden tüy çıkaran dinozorlar, büyük çaplı iklim değişikliğinden sonra bu şans eseri çıkardıkları yapı sayesinde kendilerini soğuktan korumayı başarabilmiştir. Bu tür mutasyonlar, doğal seçilim ile o canlı türünün hayatta kalmasını sağladığı için bu genler nesilden nesile aktarılır ve canlı genetik mirasını sağlama almış olur. Negatif mutasyonlar ise canlının hayatta kalma şansını azaltan mutasyonlardır. Doğal seçilim bu durumda canlılara acımaz ve bu hataların nesilden nesle aktarılmasını engelleyerek gelecek nesle daha sağlam bir genetik harita bırakır. Bu tür mutasyonlara örnek olarak günümüzde gördüğümüz birçok genetik hastalığı örnek verebiliriz. Bu hastalıklar canlıya acı vermekte ve hayatını zorlaştırmaktadır. Nötr mutasyonlar ise canlının hayatta kalma şansını ne arttırmakta ne de azaltmaktadır.
yani var olmalarından canlı çok fazla etkilenmediği için doğal seleksiyon bunları çok da önemsememektedir. Bu tür mutasyonlara örnek olarak eşcinsel yönelim verilebilir. Çünkü eşcinsel ilişkide yeni bir canlı oluşmadığı için bu özellik yeni nesle aktarılmaz. Yeni nesilde oluşsa dahi bir sonraki nesle kasıtlı olarak iletilmez. Bu terimleri basitçe açıkladığımıza göre kafanızda daha iyi canlanması için size bir örnek vereyim. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan deneyde devasa dikdörtgen şeklindeki bir petri kabı 9 bölüme bölünmüştür. En dış katmanlar olan 1. ve 9. bölümlerde hiç antibiyotik bulunmamaktadır. 2. ve 8. bölümlerde 1 birim, 3. ve 7. bölümlerde 10 birim, 4. ve 6. bölümlerde 100 birim ve tam merkezde yani 5. bölümde 1000 birim antibiyotik bulunmaktadır. Her bölümde bakterilerin beslenebileceği besinler bulunmaktadır. Bu tür evrimsel deneylerde bakterilerin kullanılmasının ana sebebi evrimin nesiller arası değişimini ele almaktır. Ortalama bir insan 20-30 yılda bir ürerken bakteriler birkaç saatte milyonlarca kez çoğalırlar. Yani birkaç saat içerisinde birçok nesli gözlemleme imkanı sunarlar size. En dış kısma konan bakteriler 2. ve 8. kısmın sınırına kadar çoğalırlar. Çünkü bu kısma geldiklerinde antibiyotik ile karşılaşırlar ve önümüzde 1. ve 9. bölümlerin tamamen dolduğu bir resim görülür. Ancak bir süre sonra bu sınırlardan bir tomurcuk çıktığı ve bu tomurcuğun içinde 2. ve 7. bölümdeki antibiyotiğe direnebilen bakteriler gözlemlenir. Buradan çıkabilen dirençli bakteriler çoğalır ve 2. ile 7. kısmı da doldururlar. Yani 9 kısımdan 4'ü dolmuştur. 1. ve 9. bölümde duran bakteriler çoğaldıkça bir sürü mutasyon üretirler. Ancak bu mutasyonlardan biri olan antibiyotik direnci rastgele bir noktadaki bir bakterinin 2. bölüme geçebilmesine olanak sağlamıştır. Yani gördüğünüz üzere deneme yanılma ile elde edilmiştir bu sonuç. Hiçbir ilahi gücün müdahalesi yoktur. Yüz binlerce, belki de milyonlarca bakteri arasından şans eseri bir bakteride bu mutasyon gerçekleşiyorsa ve bu bakteri diğer kısma geçip daha fazla besin elde edebilmişse, evet dostum, bu mutasyon tesadüf sonucu ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Daha sonra aynı yöntemle 10 birim, 100 birim ve en sonunda 1000 birim antibiyotiğe dirençli nesiller ortaya çıkmıştır. Zaten her sene yeni bir grip aşısı olmamızın, doktorun bize iyi bile hissetsen antibiyotik bitene kadar kullanmalısın demesinin, her yıl daha ölümcül hastalıkların ortaya çıkmasının sebebi de bu doğal seçilimdir. Şimdi gel gelelim sorularımıza. 1. Ara form görmek mi istiyorsun? Aynaya bak. Bütün canlılar kendi atası ile çocukları arasındaki ara formlardır. Senin ile yan komşunun genleri tamamen farklıdır. Her ne kadar ikiniz de insan gibi dursanız da farklı özellikleriniz bulunmaktadır. Farklı çevrelerde yaşayan insanları ele alalım. Kuzeyliler bembeyaz tene sahipken, Afrika sıcağından korunmak için siyah tene sahip Afrikalılara bakalım. Farklı çevrelerde yaşayan bu tür canlıların tür içindeki ırkları ilerleyen zamanla onları farklılaşmaya daha çok itecek ve ayrı türler olmasını sağlayacaktır. Ancak bu farklılaşmayı görebilmen için tahmini olarak 8 milyon yıl falan yaşaman lazım. Bol şans!
İkinci sorunun cevabı, çünkü evrimin işi bu değildir. Evrimin tanımını tekrarlayalım. Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesle kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir. Yani evrimin olayı, canlıların nesilleri arasındaki değişimi gözlemlemektir. Canlılığın başlangıcı evrimin konusu değildir. Bu konuyu ele alan teoriler var mı? Var. Örneğin abiyogenez. Sen istersen ilk canlıyı Allah yarattı de, istersen tesadüfen oluştu de, ne dersen de. Evrimi ilgilendirmez bu durum. Bol keseden sallamak da kolay. Sırf Allah ol dedi, oldu demek seni haklı çıkarmaz. Yani illa başlangıca bir hikaye uydurmak istiyorsan, buyur ben söyleyeyim bir tane. Kutsal uçan spagetti canavarı geldi ve ilk canlıyı kendi makarnasından yarattı. Buyur, buna inanabilirsin. Üçüncü soruyu şöyle cevaplayayım. Anlattığım örneği gönül rahatlığıyla araştırabilirsin. Senin insanlardaki değişimi görememe sebebini de açıkladım. Eğer insanlar da bakteriler gibi hızlı çoğalsaydı, emin ol birkaç saatte torununun 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 torununu hiç beklemediğin bir biçimde görürdün. Dördüncü soruyu açıklamaya gerek yok herhalde. Beşinci soruyu şöyle cevaplayabilirim. Hayır dostum, evrim bir kanundur. Evrim, tıpkı yer çekimi gibi bir doğa kanunudur. Her ne kadar bizimkiler yer çekimini reddedince uçtuklarını sansalar da, İlk önce bu ayrımı yapman gerekir. Kanun nedir? Teori nedir? Bir bilimsel kanun, gözlem ve deneylerle iyi desteklenip kanıtlanmış prensiptir. Bilimsel teori, iyi kanıtlanmış, sürekli olarak test edilen, doğrulanan deney ve gözlem ile bilimsel metot aracılığıyla elde edilen doğanın bazı yönlerinin açıklamasıdır. Bizim günlük hayatta kullandığımız şekilde, Faruk abi benim bir teorim var, bence yer çekmiyor, gök itiyor gibi öylesine ortaya atılmış bir düşünce anlamında değildir. Bilimsel teoriler, bilimsel kanunların yapısını açıklamakla yükümlüdür. Tıpkı yer çekimi kanununu açıklayan Newton kütle çekim teorisi ya da Einstein'ın görelilik teorisi gibi. Biz izafiyete de teori diyoruz. Yani istersek bunu da reddedebiliriz değil mi? Hayır kardeşim, eğer sen izafiyeti de sırf teori olduğu için reddedersen, kuantum boyutundaki kütle çekim etkilerini nasıl açıklayacaksın? Merkür'ün perihelion problemini nasıl açıklayacaksın? Kısacası, evrim bir doğa yasasıdır. Ancak onun yapısını açıklamaya çalışan teoriler vardır. Darwin'in evrim teorisi ya da modern evrim teorisi gibi. Ki az önceki cümleden de anladığınız üzere biz şu anda Darwin'in teorisini kullanmıyoruz. Darwin'in eksiklerini ve hatalarını düzeltmiş olan modern evrim teorisini kullanıyoruz.